Olaya uyguladığı şiddetle ilgili ifade verecek. Şarkıcı Sıla Ahmet Kural'dan gördüğü şiddete sessiz kalmadı, şikayetçi oldu. 6.284 sayılı kanun sayesinde koruma kararı çıkardı. Peki nedir bu kanun? Şiddete uğrayan kadınlar haklarını nereye başvuracaklarını biliyor mu? Birlikte bakalım. Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. İki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze. Ünlü şarkıcı Sıla sevgilisi Ahmet Kural'dan gördüğü şiddete sessiz kalmadı, şikayetçi oldu. 6.284 sayılı kanunla da 3 aylık koruma kararı çıkardı. Kadınların hayatta kalması ve şiddetten kurtulması için adeta bir can simidi. Çünkü o kanun kadınları şiddetten korumak için çıkarıldı. Şiddete uğrayan bir kadın evli olsa da olmasa da koruma kararı aldırabiliyor. Ama pek çok kadın bunu bilmiyor, şiddete susuyor. Hiç hayatınızda şiddete maruz kaldınız mı? Evet. Kim tarafından? Eşim. Ne yaptınız peki şiddete maruz kaldığınız zaman? Hiçbir şey. Haklarınız neler biliyor musunuz? Koruma kararı çıkarabiliyorsunuz. Evet. Nedir koruma kararı biliyor musunuz? Onu da bilmiyorum. Şiddete uğrayan kadınların sayısı her geçen gün artıyor ve hala pek çok kadın şiddete uğradığında ne yapması gerektiğini bilmiyor. Peki kadınlar şiddete uğradıkları zaman ne yapmalı, nereye başvurmalı ve hakları nelerdir? En rahat ulaşabilecekleri yere adliyeye, karakola, savcılığa veya kadın hakları örgütlerine başvurabilirler. O başvuruyla birlikte 6.284 sayılı kanun onları korumak adına önlemler alıyor. Faile dönük önlemler de var. Kadını koruma altına alıcı, sığınma evi, kimlik bilgileri değişimi, iş yeri adres bilgileri değişimi gibi önlemler de var. Şiddete uğrayan kadınların susmasındaki en büyük etkenlerden biri ekonomik nedenler. Şiddete maruz kaldınız mı? Tabii ki eşim tarafından. Ne yaptınız peki? Bir şey yapamadım, hala evliliğim sürüyor yani. İki tane çocuğum var. İşte bir çalışmıyorsun, iş güvenliğin yok. Mecburen devam ettirmek zorunda kalıyorsun. Hiçbir şekilde susmam yani. Sonuna kadar da hakkımı arardım. Çalışıyor musunuz? Evet, çalışıyorum. 6.284 sayılı kanunla devlet size pek çok imkan da sağlıyor. Ben ama ne yaparım, çaresizim, başka bir geçim kaynağım yok diye de düşünmesin kadınlar. 6.284 bunları da sağlamakla yükümlü bir kanunumuzdur. Hiçbirisi tehdit karşısında, şiddet karşısında yalnız değil.